Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. Восьмой урок. Восьмой урок. Arkadaşlar bugün 8. dersin 6. bölümünü işliyoruz. Повторение мать учения. Tekrar öğrenmenin anısıdır. Bugün arkadaşlar 8. konunun sonunda bulunan okuma parçalarını sırayla okuyacağız, konuşacağız ve içinde gramerle ilgili bir husus varsa, açıklanması gereken bir husus varsa onları açıklayacağız. Bir numarayla başlayalım. На арбате. На арбате. Арбатта. Вот арбат. İşte арбат. Это очень старая красивая московская улица. Bakın. Это улица. Bu bir caddedir. Какая это улица? Bu nasıl bir caddedir? Это очень старая красивая московская улица. Burası çok eski, güzel bir Moskova sokağıdır, caddesidir diyebiliriz. Bundan sonraki cümlelerde arkadaşlar, siz de o cümleye hangi sorular sorabilirsiniz, onları üretmeye çalışın. Там интересные выставки, музеи, театры, летние кафе, дорогие магазины и рестораны. Orada ilginç sergiler, müzeler, tiyatrolar, yazlık kafeler, bakın kafe, yabancı kökenli olduğu için çoğulu da değişmedi, kafe. Letney, sıfat. Leta, yaz, isim. Leta, sonu o ile bitiyor. Ama onun sıfat hali, letney, yazlık kafeler. Daragiye magazini restoranı, pahalı mağazalar ve restoranlar vardır. Каждый день здесь работают московские художники. Каждый день. Yine sıfat formuna bakın. Her. Daha sonra üzerinde uzun olarak dururuz. Каждый день. Her gün. Her gün. Здесь работают московские художники. Burada Moskovalı sanatçılar, ressamlar çalışırlar. Вот и картины. İşte onların tabloları. Русские сувениры. Ruslara özgü hediyelik eşyalar. Красивые матрошки. Güzel matruşkalar. На Арбате гуляют и отдыхают москвичи и иностранные туристы. Арбат'ta gezerler ve vakit geçirirler. Kimler? Москвичи, Moskovalılar ve иностранные туристы, yabancı turistler. Сегодня Джон тоже гуляет и отдыхает здесь. Bugün John da geziyor ve burada vakit geçiriyor, dinleniyor. Evet, alttaki örneklerde olduğu gibi siz de her cümleyle ilgili bir, iki soru üretmeye çalışın arkadaşlar. Durdurun ve konuşun. Tabii ki bir önceki sunumu tamamen ezberledikten sonra. A eta kafe na arbate. İkincisine bir bakalım arkadaşlar. A eta kafe na arbate. İşte Arbat'ta bir kahve. Bu Arbat'ta bir kafe, düzeltiyorum. Bu Arbat'ta bir kafe diye de çevirebiliriz. Geldik kafeye, soruyoruz. Garson geldi, soruyor. Sok kofi ili çay. Sok kofi ili çay. Meyve suyu mu, kahve mi yoksa çay mı? Çorni kofi. Mojna. Siyah kahve. Neyi kastediyor arkadaşlar siyah kahve? Şekersiz Türk kahvesi gibi düşünün. Чорний кофе. Можна? Mümkün mü? Конечно. Elbette. Пожалуйста, кофе и мороженое. Lütfen kahve ve dondurma. Getirdi. Пожалуйста. Buyurun. Большое спасибо. Çok teşekkürler. Bakın biz çok diyoruz. Ruslar ne diyor? Büyük teşekkürler. Большое спасибо. Мне очень нравится московское мороженое. Moskova dondurması benim çok hoşuma gidiyor. Durdurun arkadaşlar. Konuşun.
Üçüncü parçaya geçelim arkadaşlar. Какое красивое старое здание. Bu tonlamayı, beşinci tonlamayı öğrenmiştik bu derste. Ne kadar güzel eski bir bina. Ne kadar güzel eski bir bina. Извините, я иностранец. Affedersiniz, ben yabancıyım. Erkek. Eğer kadın olsaydı ne diyecekti arkadaşlar? Я иностранка. Извините, я иностранка. Burada, извините, я иностранец. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, что это? Söyler misiniz lütfen? Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu kalıp cümleyi ezberleyin arkadaşlar. Çok sık kullanabileceğiniz, kullanım yeri çok olan, günlük hayatta çok kullandığımız bir kalıp. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, что это? Это дом музей Пушкина. Очень интересный музей. Burası, bu, Пушкин'in müze evidir. Çok ilginç bir müze. Müze ev, hepimiz anladık, Пушкин'in bir zamanlar yaşamış olduğu ev, Арбат Caddesi'nde. О, мне нравится Арбат. О, Арбат benim hoşuma gidiyor. Здесь интересные музеи, театры, выставки. Burada ilginç müzeler, tiyatrolar, sergiler vardır. Скажите, а где здесь метро? Bu kalıbı da ezberleyin arkadaşlar. Скажите, а где здесь метро? Söyler misiniz? Peki burada metro nerede? Вон там, справа, буква М. İşte orada, uzak demek ki, yoksa вот derdi. Вон там, işte orada, sağda, M harfi. Это метро. Bu metro, burası metro. Спасибо. Teşekkür ederim, teşekkürler. Вот большое красивое здание. İşte büyük güzel bir bina. Вот буква М. İşte M harfi. Это метро. Burası метро. Мне нравится московское метро. Moskova metrosu benim hoşuma gidiyor. Говорит Джон. Джон diyor. Джон böyle diyor. Джон Moskova metrosunun hoşuna gittiğini söylüyor. Что вы? Ne diyorsunuz? Yani o böyle değil anlamında. Что вы? Это не метро. Bu metro değil. Это кафе. McDonald's. Burası McDonald's kafesi. Metro. Дальше. Metro daha uzakta. Дальше. Дал. Metro. Дальше. Bakın şu alta yazdım. Даха сонра оранжез. Далёкий. Узак. Дальше. Даха узак. Самый далёкий. Эн узак. Дурдурун ве конушин, аркадашлар. Soruları bir okuyalım. Siz cevaplarını yazılı olarak çalışırsanız çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Где Арбат? Арбат nerede? В Москве или в Петербурге? Moskova'da mı yoksa Petersburg'da mı? Скажите, какая это улица? Söyler misiniz bu hangi cadde? Какие выставки, музеи, театры, кафе и магазины на Арбате? Арбат'ta hangi sergiler, müzeler, tiyatrolar, kafeler ve mağazalar var? Kto guliyayet na Arbate? Arbat'ta kim geziyor? Kimler geziyor diye de çevirebiliriz Türkçe'ye. Kto kajdıy den rabotayet na Arbate? Kim Arbat'ta her gün çalışıyor? Kto kim kajdıy den her gün rabotayet na Arbate? Как вы думаете, Джон знает, где метро? Ne düşünüyorsunuz? Unutmayın, hep söylüyorum, hatırlatıyorum. Ruslar kak diye soruyor. Bakın, şuto diye sormuyor. Как вы думаете, Джон знает, где метро? Что вам нравится в Москве? Moskova'da sizin neler hoşunuza gidiyor? Ne hoşunuza gidiyor? Rusça'da neler diye soramıyoruz. Bu aynı zamanda neler anlamına geliyor. Bu kalıbı da ezberleyin. Son kısmını değiştirirsiniz. Vankare, Ankara'da. Fıstambule, İstanbul'da, Fıturtsi, Türkiye'de gibi sadece şurayı değiştirerek onlarca, yüzlerce cümle oluşturabilirsiniz.
Где вы гуляете и отдыхаете в Стамбуле? İstanbul'da nerede, nerelerde siz geziyorsunuz ve vakit geçiriyorsunuz, dinleniyorsunuz. En güzeli vakit geçirmek anlamını kullanmak böyle cümlelerde. Evet, durdurun. Konuşun. Evet, bir arkadaşım sormuştu. Hocam bu özel isimlerden nasıl sıfatlar yapılıyor? Arkadaşlar bu çok detaylı bir konu ama sadece burası için şunu söyleyebilirim. Gerek Rusya'da olsun gerek başka bir yerde coğrafi bölgelerle ilgili isimler belki istisnası çıkabilir ama sonuna SK harfleri eklenerek sıfat haline getiriliyor. Stambulski, Moskovski, Peterburski, Ankarski, mesela Ankarski Dagavor. Ankara Sözleşmesi, Stambulskiye Ulitsi, İstanbul Sokakları gibi, Moskovskiye Ulitsi, Moskova Sokakları gibi. Detay bir konu ama yeri geldikçe kelime kelime ezberleyebiliriz. Örneğin bizim için şu anda önemli olan Moskovski, Peterburski, Stambulski ve Stambulski sıfatlarını ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. 4 numaralı okuma parçamıza bakalım. Что находится где? Не, nerede bulunuyor? Вы знаете, где находится Кремль? Biliyor musunuz, Kremlin nerede bulunmaktadır? Tekil olduğu için i harfi bakın. Кремль находится в Москве, в центре. Кремль Moskova'da, merkezde bulunmaktadır. Yani Moskova'nın merkezinde bulunmaktadır. А где находится? Bu sefer çoğul, ya harfi. A где находится большой театр, исторический музей, магазин ГУМ? Büyük tiyatro, tarih müzesi ve ГУМ mağazası nerede bulunmaktadırlar? Они тоже находятся в центре. Onlar da merkezde bulunmaktadırlar. Onlar da merkezdedirler. ГУМ böyle büyük bir alışveriş merkezi Kızıl Meydan'da. Açılımı Государственный универсальный магазин, devlet genel mağazası gibi düşünülebilir. Durduralım ve konuşalım arkadaşlar. Bir sonraki parçada geçecek bazı ifadeleri öğrenelim. Ну и как? Rusların sıkça kullandığı bir ifade. Ну tek başına ya da ну и как ya da ну и gibi kullanılıyor arkadaşlar. Bu yok canım, nasıl yani, öyle mi, güzel gibi bir ünlem ifadesi aslında. Ve bunlara sohbet videomuzda değinmiştim. Sözcüğe eş değer ifadeler. Yani tek başına belki anlamları var ama hepsi bir araya geldiğinde farklı bir anlam ifade ediyorlar bakın. Bir alttaki как обычно. Alışıldığı gibi, her zamanki gibi, herkesin bildiği gibi diye çevirebiliriz. Как обычно. До встречи, buluşmak üzere, buluşana kadar. До встречи, buluşmak üzere, en güzeli Türkçe'ye çevirirken. До встречи. Здравствуй, Анна. Это ты? Merhaba, Anna. Sen misin? Здравствуйте. Кто это? Merhaba. Siz kimsiniz anlamında, bu kim? Это Иван. Ben Иван, bu Иван. Привет, Иван. Где ты сейчас? Selam, Иван. Şu anda sen neredesin? Где ты сейчас? Bu kalıbı da ezberleyebilirsiniz. Где ты сейчас? Şu anda neredesin? Я сейчас в Петербурге. Şu anda ben Petersburg'dayım. А что ты там делаешь? Peki sen orada ne yapıyorsun? Работаю. Çalışıyorum. Работаешь? Çalışıyor musun? Где ты работаешь? Nerede çalışıyorsun? Я знаю, что ты работаешь в Москве. Ben biliyorum ki sen Moskova'da çalışıyorsun. Ben senin Moskova'da çalıştığını biliyorum. Сейчас я работаю в Петербурге. В журнале Нева. Şu anda ben Petersburg'da Нева дергisinde çalışıyorum. Bakın dergide çalışıyorum derken в журнале.
Вы это unutmayın. Вы журнале. Dergide çalışıyorum. Nerede dergi? В Петербурге. Петербургта. А, где ты живёшь в Петербурге? Peki sen Petersburg'da nerede yaşıyorsun? Oturuyorsun anlamında. В гостинице. Otelde. В гостинице Прибалтийская. Прибалтийская otelinde mi? Нет, я живу в гостинице Московская. Hayır, ben Московская otelinde yaşıyorum, kalıyorum. Ну и как? Güzel. Тебе нравится эта гостиница? Bu otel senin hoşuna gidiyor mu? Да, очень удобная и недорогая. Evet, çok rahat ve pahalı değil. Где она находится? O nerede bulunuyor? Nerededir? Она находится в центре. O merkezde bulunuyor. И работаю я тоже в центре. Тоже ve i'nin bir araya geldiği ve i'nin başta olduğu cümlelerde baştaki i'yi üstelik aynı zamanda diye düşünebiliriz. Üstelik ben de merkezde çalışıyorum. Aynı zamanda ben de merkezde çalışıyorum. Это хорошо. Bu güzel. А что ты сейчас делаешь? Peki sen şu anda ne yapıyorsun? Ничего. Hiçbir şey. Я сегодня отдыхаю. Ben bugün dinleniyorum. А Антон? Peki Антон? Ты не знаешь, где он? Onun nerede olduğunu biliyor musun? Он тоже отдыхает сегодня. O da bugün dinleniyor. Я думаю, что он сейчас на стадионе. Sanırım ki o şu anda stadyumda. Играет в теннис. Tenis mi oynuyor? Как обычно. Alışkın olduğumuz gibi, bildiğimiz gibi, her zamanki gibi diye düşünebiliriz. Ama tam çevirisi mutat olduğu üzere yani alıştığımız üzere diye çevirebiliriz. Ну, pekala, хорошо, güzel, Anna, до свидания. Buluşmak üzere, görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık. До свидания, до встречи, Allah'a ısmarladık, buluşmak üzere. Durdurun ve konuşun. Arkadaşlar hata yaptığınızda mutlaka tekrar baştan alın, tekrar baştan okuyun, sunumu baştan alın. Kaldığınız yerden kesinlikle devam etmeyin. Devam. 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 Güzel bir parça arkadaşlar. Hepsini dikkatlice ezberlemeye çalışın, konuşmaya çalışın. Vurgularına dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar, bir sonraki dersimizde bir arkadaşımızın isteği üzerine 1 ve 3 numaralı tonlama üzerinde duracağız ve ev ödevini yapacağız. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.